Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir Önce Sağlık programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bugün de yeni bir programı canlı olarak ele alacağız ve mümkün olduğu kadar sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bugünkü sağlık konumuz minimal invaziv cerrahisini anlatacağız. Yani laparoskopik kapalı ameliyat. Bu konuyla ilgili çok sevdiğim ve bir değerli arkadaşımızı konuk ettik. Kendisi genel cerrahi uzmanı. Laparoskopik ameliyatlarında çok başarılar elde etmiş. Aynı zamanda da obezite cerrahisi ve diyabetik yani şeker hastalıklarıyla ilgili girişimlerde bulunuyor. Konuğumuzu bir sizlere tanıtayım. Operatör Doktor Hayati Aslantaş, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Seyircilere kendinizi bir tanıtmanız mümkün müdür? Tabii ki. Ben 1967 doğumluyum. Denizliyim. İstanbul Tıp Fakültesi 1990 mezunuyum. İhtisasımı İzmir'de yaptım. Genel cerrahi ihtisasımı 2000 yılında tamamladım. Yaklaşık 11-12 yıldır da Lokman Hekim Hastaneleri bünyesinde özel olarak genel cerrahi uzman olarak çalışıyorum. Evet. Şimdi Tıp Fakültesini İstanbul'da bitirdiniz. Evet, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi mezunuyum. Yüksek bir rakamlı nüfusu olan bir ilde yoğun bir tempoyla. Evet. Aynı zamanda ikinci hayatınızda mesela İzmir'de başladınız. Evet. Orada da yoğun bir tempoyla başladınız. Sonra da Ankara'ya geldiniz. Evet. Üç büyük ilde çalıştınız. Evet. Muhtemelen bunların etkisi vardır. Sizin yani deneyiminizi arttırmak için almış olduğunuz eğitimin iyi olduğunu. Tabii. Yani büyük şehirde çalışmak bir avantaj. Evet. Daha çok hasta görüyoruz. Daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor tabii. Büyük şehirde çalışmak için gelişmek gerekiyor. Bu da bizi pozitif olarak etkiliyor. Tıp da zaten gelişmeye devam etmek zorunda. Bizim mesleğimiz zaten gelişmeye açık olmak gerektiriyor. Bu konuda kendimizi bu şekilde güçlendirmeye çalışarak gelişmeye çalışıyoruz. Ama siz sanırım bir üst şey yapmışsınız. Yani evet, bu şimdi minimal invaziv cerrahi konusu çok zevkli ve güzel bir konu aynı zamanda. Genel cerrahinin benim için çok önemli bir konusu. Gelişime de açık bir konu. Evet. O yüzden bu konuya daha çok ağırlık veriyorum ben. Evet. Kendimi bu konuda geliştirmeye çalıştım. Güzel, zevkli bir konu. Evet. Sevgili seyirciler, çok talep ve istek üzerine bu konuyu ben seçtim. Kapalı ya da laparoskopik ameliyatlar. Hayati Bey de bu konuda çok iyi olduğu için kendisinden rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Çok teşekkürler. Evet. Hayati Bey, bize kısaca bir anlatır mısınız? Minimal invaziv cerrahi ya da laparoskopik cerrahisi nedir? Ne anlama geliyor? Evet. Tabii, önce bir temelden tabii basitleştirmemiz lazım. Şimdi minimal invaziv cerrahi deyince geniş bir konu ama şu. Yani hastaya en az zararı vererek büyük kesiler yerine küçük noktasal kesilerle küçük noktacıklardan yapılabilecek işleri bu böyle yapmaktır. Yani kısaca bu. Minimal invaziv cerrahi hastayı en az üzerek, en az ağrı vererek. Eskiden bundan 20 yıl önce yaptığımız büyük kesilerle, büyük hastanın tüm karnını açarak yaptığımız ameliyatları bugün günümüzde bu yöntemlerle, kapalı yöntem deniyor aynı zamanda. Halk arasında lazerle dedikleri ameliyat da belki de bu. Biraz böyle şeyler de geçiyor. Bir 2-3 kesiden hastayı tamamen açmadan yaptığımız ameliyatlar bunlar. En çok bilinenler zaten çoğu insan artık çok yaygınlaştı bu yöntemler tabii ki. Herkes biliyor hemen hemen ama tabii gelişmekte olan da bir dal. Mesela safra kesesiyle başladı bu ameliyatlar. Bunu herkes biliyor. Etrafımızda çok safra kesesinden ameliyat olan insanlar vardır.
Safra kesesiyle başlayarak tabii geliştikçe birçok yöntem, birçok hastayı biz laparoskopik olarak, yani kapalı olarak ameliyat etmeye başladık. Kısaca budur yani. Sanırım yani son zamanlarda dokuya saygı yöntemi uygulanıyor. Evet. Ve iş gücünü minimuma indirecek şekilde müdahaleler yapılıyor. Kesinlikle. Eskiden büyük, yani aynı ameliyat daha uzun süre iş kaybı, iş gücü kaybı, daha fazla zaman harcanırdı, hastanede daha fazla kalırdı. Bu da bir hem iş açısından hem de maddi olarak külfesi daha fazlaydı. Artı dediğim gibi dokuya saygı. Bundan sonraki gelişmeler muhtemelen artık bunlar da olmayacak, robot devreye girecek. Tabii var, evet, zaten daha, halen. Dokuya en az zarar vererek müdahaleyi yapmak. Bu da sanırım o düşünceyle ortaya çıkmıştır. Kesinlikle, kesinlikle. Mesela şimdi birazdan yine ayrıntılara geldikçe konuşuruz. Bundan ben ihtisas yaparken mesela bazı hastalar hastanede bir hafta 10 gün kalıyorlardı. Şimdi en büyük ameliyatlarda bile bu yöntemle yaptığımız zaman 2 gün, 3 gün, en fazla 4 gün, 5 gün kalıyorlar. Çoğu hasta günübirlik sabah ameliyat olup akşam üzeri akşam çıkardığımız hastalarımız var yaptığımız ameliyata göre. Kesinlikle bu doğru. Bu neyi sağlıyor? Bu hastanenin bir kere yatak çevirme hızını artırıyor. İnsanlara da şunu sağlıyor. Hastanede yatmak bir külfet, maddi manevi. Yakınları stresi gelecek. Var yani hastanede. Stresi var, enfeksiyon ihtimali var. Enfeksiyon ihtimali var. Uzun kaldıkça enfeksiyona olabiliyor. Hastane enfeksiyonları var. Yakınları için de önemli. Günümüz artık çok, hayat çok hızlandı. Hastanın başında, yakında, yanında olmak gerektiği durumlar oluyor. Bu süre kısaldıkça mutluluk artıyor tabii ki. Bir de çok önemli, bunun bir ekonomik bir şeyi de var. İnsanlar daha çabuk işlerinin başına dönmeleri gerekiyor. Bunu istiyorlar. Üretim yapılıyor. Bu üretim sırasında bu da bir iş gücü kaybı. Önceden daha uzun süre alan bu işler, bu hastalıklar, bu ameliyatlar şimdi hem daha kısa sürede bitiriliyor. Hasta için de daha iyi sonuçlanıyor. Bir de şu var. Demin siz dediniz lan dokuya saygı. Şu önemli. Bilimsel olarak da yapılan araştırmalarda büyük ameliyatlardan sonra vücudun verdiği tepkiler var. Hormonal tepkiler, bazı adrenalin gibi başka hormonlar var, bazı maddeler var. Kesi ne kadar büyük olursa vücudun bu ameliyatlara gösterdiği tepki de daha yüksek oluyor. Bu da hastanın hem ağrı duymasını hem de daha geç toparlanmasına sebep oluyor. Fakat biz büyük bir kesi yapmayıp da noktasal küçük kesilerden bu ameliyatları yaptığımızda hastanın gaz çıkarması daha çabuk oluyor. Ayaklanması daha çabuk oluyor, daha çabuk ayağa kalkıyor, daha hareketli oluyor. Hareketli oldukça bu da iyileşmesini artırıyor. Hepsi böyle pozitif bir etki yapıyor. Dediğimiz gibi hastanede kalış süresi de kısalmış oluyor. Normal hayata dönme süresi çok kısalmış oluyor. Daha çabuk ailesine, işine, gücüne kavuşuyor hastalar. Ayrıca nekabet dönemi, post-op ameliyat sonrası süreç de kısa. İşte o da evet. Kısa. Daha az dinlenmesi gerekiyor. Yara yere büyük daha olunca... Daha çabuk iyileşiyor. Her gün pansumana gitmesi evet, lazım. Dikiş evet. Alma olayı var. Daha çabuk banyo yapıyor hastalar mesela. Bu süreçte önemli. Evet. Peki laparoskopik cerrahi yani niçin gelişmektedir? İşte bunlar bir avantaj. Bu avantajları gördükçe hekim ve hastalar bu yöntemi daha çok tercih eder oluyorlar. Mesela 10 yıl önce fıtık ameliyatı yapmak istediğimde kapalı ameliyat teklif ettiğim hastaların bazıları biz açık olmak istiyoruz doktor bey, bu yöntemi bilmiyoruz diyorlardı. Bugün bana özellikle sadece kapalı yapacaksınız değil mi doktor bey ameliyatımı diye geliyorlar hastalar. Hastalar da bilinçleniyorlar tabii, yakınlarından, tanıdıklarından bu ameliyatları gördükçe, iyi sonuçlarını da gördükçe daha bilinçleniyorlar. Bu şekilde talepler de artıyor. Yani kapalı ameliyat olmak istiyoruz biz diye gelen hasta oranımız bundan 5 yıl önceki, 3 yıl önceki duruma göre daha da arttı. Yani tercih hem süre hem daha ekonomik. Tabii ki. Tabii burada şunu da söylememiz lazım. Hani bütün ameliyatları kapalı yapmıyoruz. Evet. Bazen öyle bir uygun olmayan hastaya kapalı ameliyat yapmıyoruz. Bazen açık ameliyat yapmamız gerekiyor. Her ameliyatı açık yapıyoruz veya her ameliyatı kapalı yapıyoruz diye bir şey yok. Burada biz hastayı seçiyoruz. Elbette, tabii. Hasta için hangisi, hangi yöntem en uygunuysa
onu seçiyoruz. Çoğunlukla ben kapalı ameliyat yapıyorum ama bazen de açık yapmak gerekiyor. Tabii genel olarak konuşuyoruz. Tabii. Yani ben de cerrahım, bu konuda bir deneyim var. Bazen laparoskopik girdiğinizde de yani böyle durumlar olur. Açığa dönmeniz tabii, gerekebilir. Tabii zorunluluk halinde evet. Evet. Peki yararları biraz daha açar mısınız? Açalım. Evet. İşte en önemli yararı bence işte hastanın ağrı, az ağrı duyması. Daha çabuk normal hayata dönmesi. Daha iyi hareket etmesi. Bu çok önemli. Hastanın karnında 2 veya 3 tane, 4 tane bilemediğiniz küçük yarım santimetrelik, en fazla 1 santimetrelik, bazen 12 milimde olduğu oluyor ama bazı ameliyatlar küçük delikler oluyor. Mesela bir yararı daha var. Ameliyat yeri fıtığı dediğimiz, bazen biz eskiden yaptığımız büyük ameliyatlardan sonra hastalar tabii biraz kilolu hastalar da olabiliyor veya erken işine dönmek zorunda kalıyor. Ağır kaldırmaktan dolayı ameliyat yerinde bazı yırtıklar oluşuyor. Biz bunlara ameliyat yeri fıtığı diyoruz. Eski yöntemde ya da açık. Daha çok oluyordu. Açık, bu yöntem, evet, açık da yöntemde daha çok oluyordu. Onu sonra tekrar ameliyat ediyorduk. Bu yöntemde de ihtimal var tabii ki ama daha az. Daha az, evet. En önemli şeyi bu. Daha çabuk normal hayata dönmek. Hastaneden daha çabuk taburcu olmak gibi. En basit, bence en önemli şeyi, yararı bu. Morbiditeyi daha çabuk iyileşme. Tabii ki, evet. Evet. Peki laparoskopik olarak son zamanlarda artış göstermektedir ve dünyada sık yapılan müdahalelerden birisine girdi. Bizim ülkemizde olsun ya da yurt dışında olsun neler yapılıyor ve siz hangi ameliyatları yapıyorsunuz? Ben şimdi sanırım ilk safra kesesiyle başladı bu iş. Evet, evet. Ondan sonra gelişti. Ülkemizde ilk laparoskopik ameliyat 1990 yılında safra kesesi olarak yapılıyor. Ve ondan sonra diğer ameliyatlar yavaş yavaş yaygınlanıyor. En çok yaptığımız ameliyatlardan biri safra kesesi ameliyatları. Bundan başka safra kesesi, İstersen onu konuş ya da onu konuşalım. Olur. Sonra diğerlerine yani de geçelim sırayla. Bir kısaca bir şey anlatır mısınız? Safra kesesi iltihabı nedir? Evet, safra kimlerde kesesi görünür? Tamam. Ondan bir bahsedelim. Ne zaman sizin rolünüz devreye girer? Sanırım ilk önce medikal tedaviyle. Şimdi şöyle, safra kesesinde taş varsa, safra kesesi taşları genel olarak %90'ında ameliyat öneriyoruz zaten. Ameliyat önermediğimiz durumlar safra kesesi taşlarında çok tesadüfen saptanmışsa, hiçbir şikayeti olmamışsa hasta, 75-80 yaşındaysa, hiç şikayeti olmamışsa hayatında, tesadüfen tetkik yapılırken, ultrason yapılırken tek bir safra kesesi taşı saptanmışsa o zaman ameliyat tartışmalı. Ama onun haricinde safra kesesinde özellikle birden fazla taş varsa hastanın şikayetleri varsa, mesela bulantı, peki, kusma, evet, karın ağrısı gibi şikayetler olmuş. Bu şikayetlerle bir kere en az veya birkaç kez evde ağrı kesici almışsa veya acil servise bu karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetleriyle gitmişse biz mutlaka ameliyat öneriyoruz. Biraz dahiliyecilerle cerrahlar arasında biraz yaklaşım farkı var. Biz bunların zararlarını ve tehlikeli durumlarını çok iyi gördüğümüz için öneriyoruz. Taş varsa %90'ını ameliyat öneriyoruz. İltihabı konuşalım istersen. Evet. Safra kesesi iltihabı. Yani genelde acile başvuruyorlar. Şöyle tabii, yemekten yaklaşık 1-1,5 saat sonra başlayan üst karın ağrısı ve sırta vuran bir karın ağrısıyla çabuk başlayan, ani başlayan, dediğim gibi genelde yemek, bir şey yedikten, herhangi bir şey atıştırdıktan 1-1,5 saat sonra başlayan üst karın ağrısı üst tarafta şiddetli veya sağda oldukça şiddetlidir. Oldukça şiddetli bir üst karın ve sağ üst kadran ağrısı ve sırt ağrısıyla, bulantı, kusma şikayetleriyle, en çok bu şikayetlerle ya evde ağrı kesici alıyorlar ya bekliyorlar, sabah geliyorlar bazen. Genelde de acil servise de bu şikayetlerle başvuruyorlar. O sırada yapılan bir muayene ve ultrasonla safra kesesinin duvarında kalınlaşma, içinde taşlar bulunuyor. Biz buna işte safra kesesi iltihabı diyoruz.
Hastanın ateşi oluyor mu? Ateşi birkaç gün sonra ilerleyen dönemlerde oluyor. İlk etapta olmuyor. İlk etapta ateş pek sık rastladığımız bir bulgu değil. Çünkü iltihap tam oturmamış oluyor. Ama hasta gecikmişse, orada bir apse oluşmuşsa, safra kesesi duvarı iyice kalınlaşmışsa ateş de yavaş yavaş oluyor. Ateş çok sık rastladığımız bir bulgu değil. En çok karın ağrısı, bulantı, kusma. Yani sırta da vurabiliyor. Teşhis açısından altın standart nedir ve kan tahlillerinin rolü var mıdır? Kan tahlillerinin rolü çok fazla yoktur. En çok teşhiste ultrason çok önemlidir. %95 doğrulukla safra kesesi taşını ve iltihabını ultrason koyar. Çok altın standarttır yani ultrason. Klinik bulgular tabii ki. Doktor muayene ettiğinde hastanın üst tarafta ağrısı, sağ üst kadran dediğimiz sağ kaburganın hemen altındaki bir ağrı oldukça bizi şüphelendirir. Ultrason isteriz hastamızdan, imkanımız varsa. Bazı kan tahlillerinde de o anormallik olabilir ama burada en önemlisi bence ultrason. Hem çok yerde var, basit. Evet. Hastayı üzmeyen bir yöntem. Peki diyelim teşhis konuldu. Safra kesesinde taşlar var. Ne zaman ameliyat önerilir? Evet. Hemen mi süper. Yoksa çok güzel bir soru. Medikal evet. Tedavi. Yani ben ihtisas yaparken şöyle bir şey vardı. Bu hastaları yatıralım. İşte 2 gün 3 gün antibiyotik başlayalım. Ondan sonra keseyi soğutalım. Ondan sonra 1 hafta 2 hafta sonra ameliyat edelim gibi bir yaklaşım vardı. Ama son yıllarda böyle bir şey yok. Biz hastayı gördüğümüz gün görür görmez ameliyata hazırsa veya ertesi gün hazırlayıp hemen ameliyat ediyoruz. Çünkü şöyle, hasta atak geçirdikçe safra kesesine karnımız içindeki yağlar yapışıyorlar veya etraf dokulara yapışmalar oluyor. Bunlar hastanın safra kesesinin sertleşmesine ve oradaki yapının bozulmasına sebep oluyor. Ameliyatı daha riskli hale getiriyor. O yüzden biz bulduğumuz zaman hasta bize kabul ediyorsa, işleri çok önemli bir işi yoksa, düğün, nişan falan gibi bazı önemli, çok önemli şeyleri yoksa, yatırıyoruz. Aynı gün veya ertesi gün hazırlık yaptıktan sonra tabii ki uygunsa ameliyatını yapıyoruz. Yani ameliyatı daha erken sürede yapmak istiyoruz artık. Bir gün sonra da hastalarımız taburcu oluyor. Beklemiyoruz. Peki şunu söyleyebilir miyiz Hayati Hocam? Bekledikçe bu iş tekrarlanır. Bekledikçe evet daha zor. Daha fazla zaman kaybının nedeni olabilir. Kesinlikle. En önemlisi tıbbi zorluk. Mesela kapalı yaptık ameliyatı yaparken bekledikçe yapışıklık varsa o ameliyatın açığa geçme ihtimali daha yüksek. Yapışıklık olduğu için, görme zor olduğu için biraz tecrübe de azsa, doktor bazen emin olamıyorsa o zaman kapalı başlar ameliyat. Yapışıklık çoksa, bunu açamayacağım derse veya sert bir yapışıklık varsa o zaman da ameliyatın açık olma ihtimali artıyor. O yüzden de beklemek bizim için çok, biz onu önermiyoruz. Ama bundan 10 yıl önce ve 15 yıl önce biraz daha farklıydı. Beklenirdi. Antibiyotik verelim, soğutalım lafları vardı. Bu laflar şu anda hala var ama son yayınlarda öyle bir şey yok. Son kitaplar ve bizim hocalarımız kongrelerde de bunu bir an önce ameliyat etmeyi öneriyorlar. Ben de zaten tecrübelerimden bunu görüyorum. Hep aynı şeyi yapıyorum ben de. Ne kadar erken olsa pırıl o kadar pırıl iyi. Hastalar ertesi gün taburcu olup gidiyorlar. Kesinlikle. Peki yapışkanlık dediniz. O yapışkanlık sanırım omentum yani karnın içerisindeki yağ dokusundan tabii. Oluyor. Yağ bu dokusu. Bir savunma mekanizması evet. Mıdır? Evet. Karnımızın içinde omentum dediğimiz yağlı bir organ var. Apanist iltihaplandığında üzerine yapışır. Bağırsak iltihaplandığında oraya döner. Safra kesesi iltihaplandığında da vücut kendini korumak için onun etrafını kapatmaya çalışır. Bu bazen çok da işe yarar. Güzel bir şeydir. Vücudun kendi savunma mekanizmasıdır. O yapışıklık olduğu sürece o zaman işte ameliyatı biraz zorlaştırabilir. O da çok istediğimiz bir şey değil. Peki. Başka neler yapıyorsunuz? Evet, hocam? Şimdi biz kendi kliniğimizde ben bütün ameliyatları yapıyorum laparoskopik. Ama örnek verelim. En çok yaptığımızdan devam edelim. En çok safra kesesi yapıyoruz. Safra kesesi ne kadar sürüyor? Yani birazcık anlatır mısınız? Yani vallahi tabii bu safra kesesinin yapısı şeyine de bağlı ama ortalama 15-20 dakika sürüyor benim ameliyatlarım. Safra kesesi ameliyatları. Bazen 20-25 dakika, 30 dakikada sürdüğü de oluyor. Ama ortalama 20 dakika diyelim. Çok uzun bir ameliyatlar değil artık. Çok alıştık bu ameliyatları sık yaptığımız için. Safra kesesi de laparoskopiye çok uygun bir ortam. Üç yerden giriyorsunuz. Efendim? Üç yerden giriyorsunuz sanırım. Evet. Üç veya dört küçük kesimiz oluyor. Birisi göbekten, kamera. Göbekten bir tane bir santimetrelik delik oluyor.
Böyle kalem gibi şeylerimiz var. Hava kaçırmayan aletlerimiz var. Göbekten giriyoruz. Ona bir gaz takıyoruz. Hastanın karnına 14-13 milimetre civa olacak şekilde karbondioksit gazı veriyoruz. Karnını biraz şişiriyoruz. Şişiriyor. Kendimize yer açalım diye. Daha sonra uygun yerlerden ekran, yine böyle ekrana bakarak kamera bizi organı, karnın içini göstermeye başlıyor. Hastaya bakmıyoruz artık. Gözümüz ekranda. Aletlerimizi girdiğimiz zaman uzun aletlerimiz var. Kısa açık ameliyatlarda yaptığımız her kullandığımız aletin uzun saplı, o deliklerden girebilecek uzun saplı şekilleri var. Bunlarla safra kesesini, ameliyat yapacağımız organı tutuyoruz, çekiyoruz. Kesmek gerekirse makasımız var, kesiyoruz. Dikiş atmamız gerekiyorsa bu delikten içeriye dikiş atıyoruz. Portekülerimiz var, aynı tutucularımız. Onlarla gereken onarımı yapmamız gerekirse dikiş de atıyoruz karın içine. Aynı i̇lk, robot gibi. İlk girdiğinizde bir diagnostik, yani teşhis tabii amaçlı ki. Her tarafa sanırım bakıyorsunuz. Tabii ki. Girdiğimiz zaman genel olarak karnına hastanın bakmak zorundayız ameliyata başlamadan önce. Başka bir hastalık olabilir tesadüfen veya teşhisimizde bazı hatalar olmuş olabilir. Veya başka bir şey görürüz. Mesela apandisit diye girdiğimiz hastalarda biz özellikle bütün karnını tararız. Bağırsaklar nasıl, mide nasıl, ne durumda, karnında herhangi bir şey var mı? Kadın hastalıklarımızda iç organlarına bakarız. Yumurtalarda kistler var mı yok mu? Bazı yapışıklıklar varsa onları açtırırız. Daha sonra asıl ameliyat yapmamız gereken organa yönelip onun ameliyatını yaparız. Evet. Peki safra kesesini diyelim içeride tuttunuz, bağladınız, kestiniz. Oradaki enfeksiyonun dağılmaması için herhangi bir yönteminiz var mıdır? Tabii ki. Safra kesesi eğer kötü durumda bir patlama ihtimali var, safranın ve iltihabın karnın içine dökülme ihtimali varsa bizim bir torbamız var zaten. O torbayı sokuyoruz. Safra kesesini onun içine koyup öyle torbayı karın çıkarıyoruz. Içinde. Karın içinde yani torbanın içine koyuyoruz. Daha sonra o 1 santimetrelik delikten torbanın ucunu dışarıya alarak safra kesesini onun içinde karın organlarına değmeden, yayılmadan onun içinden alıyoruz. Evet, elinize sağlık. Tabii, çok zevkli. Çok zevklidir. Güzel. Güzel. Hatta bazen sen diyorsun ya bana, oynuyor musun, eğleniyor musun evet. diye. Gerçekten hem eğlenceli ameliyatlar bunlar. Doğru. peki başka? Başka, evet. Fıtıklar. Her türlü fıtığı yapıyorum kapalı. Ameliyat yeri fıtıklarına karın içinden, tabandan özel yamalar var, onları koyuyoruz. Evet. Kasık fıtıklarını fıtığı kapalı anlatır yapıyorum. Mısınız? Yani fıtık nedir? Nedir? Evet. Tamam. Fıtık da bizim genel cerrahide çok rastladığımız bir hastalık, fıtık. Bu nedir? Hastanın zayıf bölgelerinden, karın içinden, zayıf olan yerlerden, karın içi organlarının o deliklerden dışarıya doğru çıkmasıdır kısaca. Göbekte zayıf bir alan vardır, karın içi organları oradan dışarıya çıkarlar. Kasık bölgelerinde zayıf bir yer vardır, kasık fıtığı diyoruz. Kasıktan aşağıya doğru dışarı çıkarlar. Ameliyat yerinde bir yırtık vardır, oradan dışarıya doğru çıkarlar. Tabii bunun tedavi edilmesi gerekir cerrahi olarak. Sebebi de şu, bu bağırsak dediğimiz gibi karın organları, özellikle bağırsaklar buralardan dışarıya çıktığında bazen giremezler içeriye ve duyum olurlar orada. Bu da bağırsak tıkanıklığına sebep olur. Buna boğulmuş fıtık diyoruz. Bu hastanın başına gelme ihtimali olduğu için fıtıkları da gördüğümüzde bir an önce çok zaman geçirmeden tamir etmek istiyoruz biz. Kasık fıtıkları da, göbek fıtıklarını, işte ameliyat yeri fıtıklarını dediğim gibi. Bağırsaklar oraya girip orada düğüm olabilirler. Karın içine geri dönemeyebilirler. Acil gece yarısı ameliyat olmak zorunda kalabilir hastalar. Peki böyle durumlarda tehlikeli midir? Tabii ki. Bağırsak oradan sıkıştığı için kasık bölgesine. Bağırsağın da bir damarı var. O damar tabii bağırsak sıkıştığı için damar da sıkışıyor ve bağırsağa kan gidişi azalabiliyor. O da bağırsağın o bölgesinin çürümesine sebep olabilir. Nekroz diyoruz. Çürüyünce oradaki bağırsak delinirse içindeki bakteriler, mikroplar oraya akar. Bu da hastanın ölüme kadar gidebilecek şeylere yol açar. Tehlikelidir. Boğulmuş fıtık. Peki fıtık ameliyatlarında yama için neler kullanıyorsunuz? Evet, en çok kullandığımız malzeme polipropilenden yapılmış puralen mesh diyoruz biz ona. Bunu kullanıyoruz. Puralen mesh. Yama. Evet. Aynı sineklik gibi veya pencerelere yazın sineklerin girmemesi için yaptığımız tel örgülere benziyor. Esnek, yumuşak. Bu malzemeden çeşitli şekilleri var bu malzemenin. En çok bu malzemeyi kullanıyoruz.
esnek dediğim gibi, gerekirse sigara kağıdı gibi rulo şeklinde yapıp karın içine o 1 santimetrelik trokardan içeri atıyoruz. Sonra onu karın içinde açtırıyoruz. Tabii. Eğilebilmeli, bükülebilmeli, hastanın vücudunun şeklini alabilmeli. Mesela kasık bölgesine koyduğumuz, kasık bölgesi de böyle biraz bir yuvarlak bir yer değil mi? O yama da oraya oturabilmeli. O yüzden esnek tel örgü gibi bir şey. Sonra dikiyor musunuz? Onu tespit ediyoruz. Ya dikerek tespit ediyoruz ya da bazen protak veya takır dediğimiz bazı malzemeler var. Ateşlediğimiz zaman helezon şeklinde zımba gibi şeylerle yamayı karın duvarına veya koyduğumuz yere kaymasın diye tespit ediyoruz. Evet. Bu maddeler herhangi bir reaksiyon gösteriyor Göstermiyor. Mu? Göstermiyor. Güzel soru. Göstermiyor. Tamam, evet. Onlar titanyumdan yapılanları var. Polipropilen dediğimiz, o prolen dediğimiz malzeme zaten yıllardır, 20-30 yıldır kullanıyoruz. Zararlı ve çok çok nadir reaksiyonları var. Ben hiç görmedim dese diyebilirim. Peki radyolojik olarak herhangi bir şey var hayır, mı? Hayır. Hastanın MR'a girmesinde, herhangi falan. Bir tomografiye girmesinde de bir sakıncaları yok. Öyle bir şey yok. Peki. Şimdi başka bir konuya gelelim Hayati Hocam. Siz bu konuda hakimiyetiniz bayağı iyi. Güzel işler yapıyorsunuz. Reflü cerrahisini yapıyorsunuz. Evet. O tür girişimlerde de bulunuyorsunuz. Evet. Bize bir reflüden bahseder misiniz? Reflü nedir? Tabii ki. Ne zaman medikal tedavi, sebepleri nedir? Belirtileri nedir? Nasıl teşhis edilir? Ne zaman sizin rolünüz devreye giriyor? Tamam. Şimdi bizim konumuzla ilgili bahsettiğimiz reflü gastroözofajiyal reflü. Yani mideden yemek borusuna yiyeceklerin, asitin yemek borusuna normalden daha fazla kaçması. Aslında bir reflü hemen hemen herkeste az miktarda var. Olur. Ama burada bahsedilen şu. Hasta yattığı zaman, gece uykuda veya öne eğildiğinde bol miktarda mide içeriğinin, yedikleri yemeklerin veya asitin bol miktarda ağzına kadar gelmesi özellikle. Veya yemek borusunun olduğu göğüs duvarının ön kısmında yanmaya sebep olması ve yemek borusunu bozması. Bunun belirtileri dediğim gibi en çok ön yani tarafta yanma. Mide kapakçıkta bir kaçak mı var? Evet, bunun sebebi, evet bu. Sebebi şu, en çok buna sebep olan şey, burada mide fıtığı da denir halk arasında. En çok sebep olan yemek borusuyla midenin birleşim yerinin diyafragma dediğimiz, diyafram dediğimiz zardaki bir delik var. Buradan göğüs duvarına doğru yukarı doğru kayması sonucu buranın gevşemesi. Yani yemek borusuyla midenin birleşim yeri daha gevşek bir hale geliyor. Normalde eskiden yukarıya doğru kaçırmadığı şeyleri yukarıya doğru, yani yemek borusuna doğru kaçırmaya başlıyor. Bu da hastada kalp krizini taklit eden, daha şiddetli olabilen büyük bir yanmalara, ağız kokusuna bizim sebep olabiliyor. Tabii, evet, evet. Bunu siz de görüyorsunuz. Bu hastaları bazen paslaşıyoruz biliyorsun. Sen evet, bana sürekli, gönderiyorsun. Sürekli öksürüyorlar. Evet, mesela bazı hastalar bu reflü yüzünden gece yatınca asit yemek borusundan gelip ağza kadar buradan soluk borusuna kaçtığı için bazı hastalar mesela astıma yakalanıp göğüs hastalıkları kliniklerine giderler. Daha sonra oradaki doktor arkadaşımızın uyarmasıyla yaptığı tetkikler sonucunda reflüye bağlı astım düşününce bize gönderirler ameliyat edelim diye. Tabii reflü tedavisi sadece ameliyat değil. Reflüyü en çok bize gören, gönderen veya ilgilenen kişiler gastroenterologlar. Gastroenteroloji uzmanları daha çok bu hastalarla haşır neşir oluyorlar. İlaçla, tıbbi tedaviyle iyi olamayan veya fıtığı ileri derecede de büyük olan, ilaçtan yeterli fayda olamayan, ömür beklentisi uzun genç hastaları özellikle bize yönlendiriyorlar. Biz o zaman ameliyat seçeneklerini konuşuyoruz. Sanırım bu hastalar uzun tedavi görmüş olan hastalardır. Tabii. Ve medikal tedaviden cevap vermeyen evet. hastaları size yönlendiriyorlar. Yönlendiriyorlar. Tabii bir de ne dedim? Genç hasta. Mesela hastanın reflüsü var, ilaçtan yeterli fayda görmüyor. Görüyor ama şöyle diyor, ben ömür boyu bu ilacı mı kullanacağım? 25 yaşında hasta var. İlacı bırakır bırakmaz, ertesi gün yanmayla uyanıyor. Ses kısıklığı, büyük müthiş bir yanma, konforu bozuk. Hasta 25 yaşında. Bazen böyle de geliyor bize hastalar kendiliğinden. Ama ilaçları kullanmış veya ömür boyu ilaç kullanmak istemiyor. Veya dediğiniz gibi
tedavi, yeterli ilaçtan da fayda görmüyorlar bazı hastalar. O zaman da cerrahi seçenek gündeme geliyor. O zaman da biz devreye giriyoruz. Bu ameliyatları da kapalı yapıyoruz tabii ki. Burada neler yapıyorsunuz Hayati Hocam? Burada en çok kullanılan iki yöntem var. Nissen ve Tupe dediğimiz iki yöntem var. Şöyle, burada hasta yine aynı yöntemle 3 veya 4 delikten karnına girerek kısaca o fıtık olan bölgeyi, mideyi, yukarıya kaçmış olan mideyi bir kere hastanın karnına geri çekiyoruz. Etrafta yapışıklıklar varsa onları temizliyoruz ki karnına gelsin, rahat gelsin diye. Mideyi serbestleştirdikten sonra, yemek borusunu da güzelce serbestleştirdikten sonra midenin arkasından, yemek borusunun arkasından mideyi döndürerekten yemek borusunun etrafına sarıyoruz. Bu sarınca yemek borusunun alt kısmında bir baskı ve basınç alanı oluşturmuş oluyoruz. Yani yemek borusunu sanki midenin içine gömmüşüz gibi mideyle sarıyoruz, orayı sıkılaştırıyoruz. Yiyecekler midenin içine geçtikten sonra oradaki yaptığımız bu yüksek basınçlı alan yüzünden yukarıya kaçmıyorlar. Çok başarılı, %95-98'e kadar başarısı olan, iyi yapıldığında çok başarılı bir ameliyat. Hastalarıma ertesi gün ameliyat sonrası sabahleyin yanlarına gittiğimde sorduğumda mutlaka bütün hastalardan yanman var mı diye sorduğumda yanmam geçti diyor hastalar. Birinci günü. Bütün yanmaları geçiyor. 15-20 gün süren bir yutma güçlüğü oluyor hafiften. Hastalara ilk bu ameliyatlardan sonra başladığımızda sulu ve yumuşak gıdalarla başlıyoruz. Bir süre yutma güçlüğü oluyor ki olması gerekir. Ondan sonra da her şey normal. Alışıyorlar mı? Tabii alışıyorlar ve evet ve normal yemeye başlıyorlar. Sulu gıda ile başlıyoruz, yumuşak gıdalarla başlıyoruz. Ağrı aslında oluyor mu? Yani yutkunurken çok özellikle rahat. Hayır, olmuyor. Bazen şöyle ilk günlerde tabii hızlı yiyip de eski alışkanlıkla hızlı birden katı yemek yiyen hastalarda onu yutuncaya kadar geçici 5-10 dakika süren ağrılar tabii olabilir. Ama biz hastaları eğitiyoruz zaten. Çoğu hastalarımız da bundan hiç şikayet etmeden yumuşak gıdalarla, sulu gıdalarla daha yavaş yiyerek, yemeklerin arasında sular alarak, sıvılı gıdalar alarak bir hafta 10 gün sürüyor bu. Ondan sonra tamamen normale dönüyorlar. Peki tekrarlanma olasılığı var mıdır Hayati Hocam? Ya her ameliyatta tekrarlanma olasılığı olabilir ama yüksek değil. Bir de ameliyatın yapan tabii teknikle alakalı, tecrübeyle de alakalı. Bu ameliyatların bir öğrenme eğrisi var tabii ki. Yani öğrenme ilk yaptığımızda daha dikkatli yapmak zorundayız. Ama şöyle, büyük fıtıklarsa eğer, oradaki fıtık büyükse, genişse, biz ilave olarak oraya da yama koyuyoruz zaten. Tekrarlamasın diye. Herniye mi diyorsunuz? %5-10 gibi, %5 gibi bir tekrarlama ihtimali olabilir. Ama olmasın diye o diyafram dediğimiz zarda midenin yemek borusunu çektikten sonra bazen o dediğim, az önce bahsettiğim prolenden oraya da koyuyoruz. Tekrarlamasın diye. Peki bir takım hasta var. Ben şahsen takip ettim. Bir sürü hastam var bu şekilde reflüs olan. Bir kısım hasta cerrahi müdahaleye yanaşmıyorlar. Acaba ne tür bir tehlike onları bekliyor? Yani oradaki asit yukarı çıkıp esofajiti ya da ne bileyim kanserojen tabii bir şeye çevirebilir mi? Önce şunu söyleyeyim. Bu reflü teşhisini onu unutmadan araya da söylemek istiyorum. Reflü teşhisinde de bir altın standart dediğimiz yöntem var. Endoskopi çok önemli. Endoskopide, çünkü oraya geleceğiz. Endoskopide bu reflüyü tespit ederken yemek borusunun alt ucuna da dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Burada kızarıklık varsa buradan biyopsi alıyoruz. İşte %10-15 hasta yaklaşık 20 yıl sonra yemek borusu alt ucunda kanserle karşımıza gelebiliyor. Veya bu asit yukarıya kaçarken kaçtığı uzun süre zarfında burada darlıklara yol açabiliyor. Striktür dediğimiz daralma, yutma güçlüğüne yol açabiliyor. Az önce konuştuk, astım, nefes darlığı ve astıma yol açabiliyor. Reflü özofajit dediğimiz işte o yemek borusu alt ucunda kızarıklık, buna bağlı darlık. Barrett özofagus dediğimiz bir şey var. İşte bunun gidişatı 20 yıl sonra, 15-20 yıl sonra %10-15 hastada yemek borusunda kanserle sonuçlanabiliyor. O yüzden de tedavisi yapılması gerekir. İlaçla veya gerekirse cerrahiyle. Yani medikal tedavi sonrası şart. bu hastaların sıkı bir takip altında evet, tutmaları gerekir. Evet, ben zaten bu reflüm hastaları vardır, tedavi kullandım, reflüm geçti diye bir, iki yılda bir ihmal etmemeleri gerekir. Tabii. Özellikle
gastroloji bölümünden hiç olmazsa kontrole gitmeleri önerilir. Tabii ki. Evet. Peki bir de siz şey yapıyorsunuz Hayati Hocam, obezite cerrahisi. Evet. Son dönemde çok moda oldu. Biliyorsunuz dünya popülasyonu hep obeziteye giriyor, şişmanlığa giriyor. Dolayısıyla bunlar için de yöntemler alınıyor. Siz de bu konuda bayağı tecrübeniz vardır. Bize bu konuda biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi şişmanlık artık bir hastalık olarak kabul ediliyor. Şişmanlık. Ve dediğiniz gibi ülkemiz şişmanlıkta dünyada 3. sıralarda. Orta Doğu ülkelerinde de çok giderek artıyor. Hindistan'da oldukça yüksek sayıda şişman hasta var. Amerika burada 1. sırada obezite dediğimiz şişmanlık. Ve giderek de artıyor. Bunda teknolojik gelişmeler var. Yeme alışkanlıklarımız var, gıdalardaki değişimler var, şeker oranlarının artması var, birçok sebep var. Bu sebepten dolayı dünyada hızla artan bir bozukluk ve hastalık oldu şişmanlık. Bunun sonucunda da insan ömrünü %15 yıl kısalttığı da kesinleşti şişmanlığın, 15 yıl en az. Ve şişmanlık yüzünden de yandaş hastalıklar da çoğalıyor. Mesela şişmanlık yüzünden insülin direnci ve diyabet dediğimiz şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Tansiyon daha sık görülüyor bu hastalarda şişmanlık olduğu için. Buna bağlı olarak hareket azlığı, buna bağlı olarak eklem ağrıları, şişmanlık yüzünden dizler de bozuluyor. Hayat konforu bozuluyor. Zincirleme bir şey var. Dolayısıyla bunun tedavisi şişmanlık da artık günümüzde ciddi bir şekilde tedavi edilmek zorunda ve buraya doğru gidiyor. Şişmanlıkta henüz tabii ameliyatlar da çok yeni aslında. 10-15 yıldır yapılan, ülkemizde de son yıllarda giderek daha sık yapılan ve gelişmekte olan bir konu bu da. Yani şişmanlık bir şekilde tedavi edilmek zorunda. Tabii şişmanlık tedavisinde cerrahi ameliyatlar ön planda, yani birinci seçenek değil yine. Birinci seçenek asla değil. Ama yapılan araştırmalar şunları da gösteriyor ki hastaların kilo vermeleri cerrahi olmadan diyetle kilo veren hastaların da oranları gitgide düşmekte. Verenlerin de sonradan tekrar aldıklarına dair bir sürü bulgular var. Kilo vermek aslında kolay da bir iş değil. Ama tabii biz öncelikle hastanın kilo vermesini medikal, tıbbi yöntemlerle, diyet yöntemleri ve sporla vermesini öneriyoruz. Bunu yapamayan hastalarda, eklem ağrıları başlamış hastalarda, şeker hastalığı yüzünden ilaç ve insülin kullanan hastalarda yine tıbbi tedavilerle çözüm bulamıyorsak, İşte o zaman yine biz devreye giriyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben bir soru sorabilir miyim Hayat Hoca? Ya kime obez denir? Ben obez miyim? Evet, çok güzel bir soru. Kime obez? Şimdi obezite derken vücut kitle endeksi denen bir kavram var. Vücut kitle endeksi şu. Hastanın kilosunu biz boyunun metre cinsinden değeriyle karesine bölüyoruz. Yani diyelim ki 100 kilo bir hastamız var. Boyu da 1.60. Yüzü 1.60 ile 1.60'ı çarpıyoruz. Bulduğumuz rakama yüzü bölüyoruz. Bunun sonucunda bir rakam ortaya çıkıyor. 35, 38, 40 filan. 30'un üzeri obezite. Evet. Deniyor. Şişman deniyor, obez deniyor. Daha sonra süper obez, çok şişman diye 35, 40, bunların grup, 50 diye grup, gidiyor. Buna göre de grupluyoruz hastaları. Obez, süper obez, morbid obez diye sınıflandırıyoruz. 30'un üzeri artık obez olarak kabul ediliyor. Peki bu grupların belirli şeyleri var mı? Yani şu obezitede artık medikal tedavi ya da diyet işe yaramaz. Yok. Direkt... Yok. Çoğunda biz önce hastayı diyetisyene yönlendiriyoruz. Diyet uzmanımızla tanıştırıyoruz. Onun önerileri ve takiplerine giriyor hasta. 3 ay, 5 ay, 6 ay, belki 1 sene kilo vermeye devam ediyorsa ona devam ediyor zaten. Ama diyetisyenin daha önce diyet tecrübesi olmuş, diyetisyene muayene olmuş, uğraşmış, yapamamış böyle hastalarımız var. Onları da yine yönlendiriyoruz önce. En azından kilolarının %5'ini, 10'unu ameliyat öncesi vermelerini istiyoruz. Burada tabii bu hastalardan biz bir disiplin de istiyoruz.
Yani bu ameliyatı hemen paldır küldür ben geldim olacağım diye her hastaya da bu ameliyatı yapmıyoruz asla. Hastanın psikolojik durumunu test ediyoruz. Diyete uyup uymayacağını test ediyoruz. Kişilik yapısı değiştirmesi gerektiğini, ameliyat sonrası da bu işlerin devam ettiğini, bir çabasının olup olmadığını da görmek istiyoruz. Hastalardan o elektriği, o çabayı ve o disipline girebilecek hastayı gördüğümüzde de mecbursak bu ameliyatları yapıyoruz. Şimdi malumunuz çağın sorunu zaman. Herkes, evet. Hepimiz zamanla yarışıyoruz. Özellikle obeziteye neden olabilecek nedenlerden birisi bence zamanı doğru düzgün değerlendirmemek. Yani şunu demek istiyorum, yemeğe zaman ayırmamak. Ha ben zamanım olmadığı için ayaküstü fast food bir şeyleri atıştırayım. Bu bir etken midir sizce? Evet, bence etken tabii ki. Fast food beslenme zaten kötü bir beslenme tarzı. Çok kötü. Daha çok kepekli yemeliyiz, daha sebzeli yemeliyiz. Yemek süresini uzatmalıyız dediğiniz gibi. İyi çiğnemeliyiz. Bir sürü hatamız var. Bu bunlardan biri. Daha çok diğer şeyler, tabii diğerleri de çok önemli. Hareket etmedeki azlığımız. Hayatımıza sporu koymamamız. Sulu yemek ben çok taraftarıyım sulu yemekte. Yani sulu, sebzeli, yani eski bizim dedelerimizin, ana babalarımızın yediği şekilde yememiz lazım. Değiştik yani. Çok değiştik. Evet. Yani daha kolay bulduğumuz şeyler, çok zaman dediğiniz gibi, zaman kısıtlı, şuraya yetişeyim, hemen bir şeyler atıştırayım. Onu yapanlar da dediğiniz gibi fast food tarzı yerler var her yerde. Çok çok kolay ulaşıyoruz. Ama bu yiyecek türünün kalorisi de çok fazla. O zaman da fazla kalori almış oluyoruz. Evet. Peki obezite cerrahisinde neler yapıyorsunuz? Evet, hocam? Yani şu anda en çok yapılan popüler 3-5 yöntem var. Bir zamanlar bundan 5-10 yıl önce bir bant yöntemi falan vardı. 15-20 yıl önce bant koyuluyordu. Tabii bu yöntemler giderek de değişiyor ve gelişiyor. Her şeyde olduğu gibi. Tıp gelişiyor. Obezite cerrahisi çok hızlı değişiyor, gelişiyor. En çok bugünlerde yapılan ve Amerika'da ve Avrupa'da, dünyada yapılan başlıca 2-3 yöntem var. Bu yöntemlerin bir tanesi mesela en çok bilineni tüp mide ameliyatı diye geçer. Sliv gastrektomi dediğimiz bir ameliyattır. Burada mideyi muz şeklinde, tüp şekline getiriyoruz. Burada amaç şu, hem hastanın çok çabuk doymasını sağlamak, mide hacmini küçültmek, dolayısıyla yediklerini sınırlandırmak. Pardon, mideden bir parça çıkarıyor musunuz? Tabii çıkarıyoruz. Mideyi sadece yemek borusuna devam eden bir tüp şekline getiriyoruz. Midenin yaklaşık 1/4'ünü veya işte %70'ini, 80'ini çıkarıyoruz. Yine o laparoskopik yapıyoruz onu. Kapalı teknikle tabii. O açık yapmıyoruz artık. Kapalı teknikle o mideyi alıyoruz. Mideyi aldığımızda bir avantaj daha var. Midenin fundus dediğimiz bir üst bölgesinde, genişleyen bir bölgesi var midenin üstte. Burada gıhrelin hormonu dediğimiz bir hormon var. İştah açıcı bir hormon. Oradan yapıldığı bulunmuş. Aynı zamanda orayı alınca hastada aynı zamanda iştahsızlık da oluyor. Hem iştahsızlık oluyor hem de hasta çok yiyemiyor zaten, çabuk doyuyor. Bu şekilde alımını azaltıyor hasta mecburen. Hasta alımını azalttıktan sonra da az kalori alıyor ve yavaş yavaş ideal kilosuna doğru yaklaşıyor. En çok bilinen, şu anda en çok hastaların bildiği, duyduğu yöntemlerden biri bu. Bir de daha şişman, şeker hastalığı olan, tansiyonu olan, bu beden kitle endeksi dediğimiz daha yüksek beden kitle endeksine sahip hastalar var. 40, 45, 50 gibi ölçülen. Aynı zamanda yandaş hastalığı olan hastalarda da bir başka uyguladığımız yöntemler var. Onlar da kısaca şöyle. Burada da şunu yapıyoruz. Hem mideyi küçültüyoruz hem de hastanın yiyecekleriyle safra ve pankreas salgılarının daha ileriki bir yolda, yerde karşılaşmasını sağlamak için ince bağırsağı belli bir ölçüde, daha sonlara yakın bir bölümünden ince bağırsağın ucunu mideye getiriyoruz. Yani şuna diyebilir miyiz? Bypass yapıyoruz bazı. Yani ince bağırsağı, evet. Gıdanın emileceği yerden, evet, başka yere taşıyorsunuz. Evet. Yani hastanın yediği gıdalar 12 parmak bağırsağına geçerekten sindirilmeye başlamıyor. İnce bağırsak, yaklaşık ortalama herkeste 2-2,5-3 metreye yakın ince bağırsak var. İnce bağırsağın son 80 santimetresiyle 100 santimetresi civarında oraya kadar
safra ve pankreas salgılarına karşılaşmadan gidiyorlar ve emilim az oluyor burada. Hem hasta az yiyor hem de yedikleri de yaramıyor hastaya diyelim. Yararlı hale gelmiyor, emilimi azalıyor. Bu yöntemlerde uyguluyoruz. Hasta her şeyi yiyebiliyor mu? Hasta şöyle belli bir süre sonra her şeyi yiyecek. Midesi küçüldü şimdi. Tabii her şeyi belli bir süre sonra yiyecek ama ilk zamanlarda hastaya ilk 20 gün bir ay sulu gıda veriyoruz. İlk birkaç gün su, su, yoğurt falan gibi çok yumuşak şeyler veriyoruz. Beslenme şeklini eğitiyoruz, azaltıyoruz. Tabii ki çok çok az yiyor. Daha fazla öğünlerde yiyor. Mesela 10 kere falan yiyor günde. Sulu, yumuşak şeylerle başlıyoruz. Artık 1-2 ay sonra, 1. ayından sonra daha çok katı gıdalara geçiyoruz. Ama onların da miktarları ve porsiyonları azalıyor. Hastanın zaten iştahı da azaldığı için, bir de konsantre de olduğu için olaylara küremi böyle de veriyor. Evet. Hayati Hoca, programın sonuna doğru geliyoruz. Zamanımız hakikaten doyum olmuyor. Sizi inşallah başka programlarda da konuk etmek isteriz. Tabii. Daha aydınlatıcı bilgilerinizle. Daha özet konularda konuşuruz, daha açarız konuyu. Olur, olur, olur. Şimdi bizim Türkmen arkadaşlarımıza bir mesaj iletmek ister misiniz? Vallahi çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizi bu, çok mutlu oldum ben bu kanala gelmekle. Çok hepsine çok çok selam ediyorum Türkmen kardeşlerimize. Türkiye'ye bekleriz her zaman. Bizimle ilgili yapacağımız bir şey olduğu zaman elimizden geleni yaparız. Çok kapımız teşekkür ederiz. Onlara her zaman açık. Bunu diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar iyi bir insan ve kişilik sahibi olduğunu iyi biliyorum ben. Yakinen çok samimi arkadaş olduğumuz için bizi kırmadığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar yeni bir programla buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın.